Erkam TV'nin kıymetli izleyenleri ve Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, merhabalar efendim. İlahiname programıyla huzurlarınızdayız. Efendim, bugünkü programımızda çok kıymetli büyüğüm, Reşadetli efendim, Ömer Tuğrul İnançer Efendi Hazretleri lütfettiler. Sohbetlerinden istifade etme imkanı bizlere doğmuş oldu. Hoş geldiniz efendim. Estağfurullah, teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim, zateniz bizim için büyük bir umman. Estağfurullah. Nasıl istifade etsek az. Estağfurullah. Ama bugün için yine bir umman konu. Hazreti Mevlana Efendimiz ve onun şahsında da sembolleşmiş olan aşk meselesini zatenizden dinlemek isteriz. Yani tabii evvela davete layık bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Fakat bazı şeylerin lisana sığmayacağını da peşinden kabul ederek izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin takip etmeleri gerektiğini de söylemek lazım. Eyvallah. Lisana sığmaz bazı şeyler. Ancak hissettirir, sezgi uyandırır. O sezgilerine ve duygularına göre hareket etmeliler. Tabii hislerimize ve sezgilerimize de nefsimizin müdahalesini asgariye indirmek, gönlümüzün müdahalesini azamiye çıkarmak kaydıyla. Eyvallah. Hangisi nefisten gelir, hangisi gönülden gelir, bu ayrımını yapmak da zannedildiği kadar zor değildir. Aslında herkes bu ayrımı yapabilir. Bir genel prensip arz edelim, sonra onu özel hallere indirgeyerek herkes algılasın. Bir mesele, bir teşebbüs, bir şeyi yapmak düşünürken zor. Ama yaptıktan sonra çok iyi oldu, yaptım dediğin zaman o gönüldendir. Düşünürken çok kolay. Hadi. Yaptıktan sonra tüh be, niye böyle ettik dedirtiyorsa o nefistendir. Eyvallah. İlle misallendirirsek, şimdi namaz vakti. Havada diyelim ki bir ay önceki, 2 ay önceki Şubat'taki İstanbul kışı. Ya bir kere kalın çorap, kalın ayakkabı, işte bot falan bir şey. Onun çıkarması bir dert. Sıcak su her yerde yok. İşte buz gibi suyla. Ha, o da yeri gelmişken söyleyeyim. Çok buz gibi suyla da abdest alınmaz. Ha. Su çok buz gibi. Kişiyi hastalık derecesine götürecek kadar soğuksa su hükmen yok demektir, teyemmüm edilir. Eyvallah. Isıtma imkanı da yoksa. Yani, o zaman aynı şey sıcak su içinde geçerli. Kaynar suyla tabii. Çay suyuyla abdest alınmaz. Yakar çünkü elini. Eyvallah. Mümkün değil. Hükmen yok demektir. Ya soğuyana kadar beklemek zamanı varsa beklersin filan. Yani bunu da doğru bilmek lazım. Bazı asker kardeşler için anlatırlar. Efendim işte gusül icap edince derede buzu kırıp yıkanıyor, sonra zatürre oluyor. Böyle bir hakkı yok. Eyvallah. Böyle bir görevi de yok. Kendi kendine görev icat etmesin. Eğer bedeni rahatsızlığa sebep olacaksa, ki buz kırıp yıkanmak genel olarak öyledir. Ha, bazı Ruslar var, buzu kırıp suya giriyorlar. Eyvallah. İstisnalar kaideleri kuvvetlendirir. Eyvallah. O zaman teyemmüm edecek. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi evet, kışın böyle abdest almak falan işte o zor iş ya. Fakat ona rağmen nefsine zor gel. Yaptın. Oh be, çok şükür namazımı kıldım. İşte bak, bu gönülden geldi. Bir de hadi yürü lan meneğe gidelim. Vallahi iyi olur be. Deyip de sonra iyi ettim diyene ben rastlamadım. Eyvallah. İşte bu nefisten geliyordu. Hasılı aşk konusunda dinleyeceklerimizi nefsimizin tesirini asgariye, gönlümüzün tesirini azamiye çıkararak ancak sezgilerle algılayabiliriz. Çünkü bizzat kendi öyle söylüyor Hazreti Pir'in. Aşk nedir diye sormuşlar. El cevap, ben ol da bil. Çünkü hem de sübjektif bir şeydir. Burada acaba bir seviye ifadesi de mi var efendim? Seviye ifadesinden ziyade Cenab-ı Hakk'ın El-Vasi Celle Celaluhu isminin tecellisi var. Eyvallah. Herkesin sevgisi kendine göredir. Eyvallah. Yani orada ben ol derken benim gibi mütekamil ol gibi bir büyüklük ifade eden bir şey söylemez Hazreti Mevlana. Benim gibi aşık ol demek o. Aşık ol da bil demek o. Eyvallah. Çünkü şimdi evvela aşk ne? Mesela bir takım ağzı karalar Kur'an-ı Kerim'de aşk kelimesi yoktur diye bu kurumu inkar eder haldeler. Kur'an-ı Kerim'de aşk kelimesi olmayacak tabii. Neden olmayacak? Farsça. Çünkü Farsça. Hatta tam Farisi söyleyişiyle aşk. Biz Arapçayı da Farsçayı da daha ince konuşuruz. Eyvallah. İstanbul ağzı Farsça, İstanbul ağzı Arapça, diğer Arabistan, Arapça konuşan her yerin ağzından, Farsça konuşan her yerin ağzından daha incedir. Evvela onu bir kabul Eyvallah. Ederim. Onun için yani aşk demek yerine aşk demek daha Eyvallah. İncedir filan. Şimdi çıkış noktası itibariyle coğrafya olarak Hindistan'da bir sarmaşık var. Eyvallah. Adı aşaka. Yani Urduca söyleyse aşaka. Bu öyle bir şey ki, sarmaşık ki, diyelim koca bir 300 senelik çınar. Çınarın dibinde bitti. Sarılmaya başlar. Eyvallah. Ta en uç dalına, en taze sürgününe kadar. Ve işte biraz da tabii ağacın hacmine göre vesaire bilemeden 3-4 sene içinde çınar yok olur. Bitirir o çınarı yani. Bitirir. Allah Allah. Ama onun yerine kendi kayım olur. Yani böyle sarmaşık olur mu? Koca çınar kadar sarmaşık olur mu? Olur. Çünkü çınarın iskeletine tutunuyor. Kendi de etleniyor, kuvvetleniyor, ayakta durabiliyor. Eyvallah. Yani aşkta yok olmak vardır. Birinden biri yok olacak. Bunu Hazreti Mevlana aşk, aşık, maşuk bir sacaya. Bunların hepsi varsa daha aşk olmamıştır diyor. Allah Allah. Aşık maşuk da kalmayacak. Eyvallah. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Farsça kökenli olduğu için olmaması, kavram olarak olmaması demek değildir. Çünkü eşeddu hubben lillah, yani müminler Allah'ı şiddetle severler. Aşk kelimesinin tarifi muhabbetin teşdididir. Yani şiddetlendirilmiştir. Yani Allah aşkı tarif ediyor ama Kur'an-ı Kerim Arapçadan gayri başka bir yabancı lisan ihtiva etmediği için kelime olarak yok ama kavram ve tarif olarak var. Bazı kavramlar hakkında çok değişik görüşler var. Aşk olmaz Allah'ta diyen bir grup var. Şöyle düşünüyorlar. Aşkta ızdırap vardır. Kavuşma ızdırabı. Allah ızdıraptan beridir. Amin. Onun için aşık olmaz. Eyvallah. Ama Habibullah ne demek peki o zaman? Ha yine senelerce önce bir sual gelmişti fakire. Kur'an-ı Kerim'de Habibullah tabiri yok. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Habibullah demek caiz değildir. Ben o zaman sadece şu kadar bir küçük soru sordum. Sonra cevabını vermeye çalıştım. Habibullah denmesine dair yasak var mı? Ve sonra sordum. Özellikle ayet sonlarında Cenab-ı Allah'ın mesela Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah ihsan edenleri sever. Bunun gibi daha başka vasıflar da var. Uzatmayayım sözü. Veya Vallahu yuhibbul tevvâbinel mutahhirin, tövbeyle temizlenen kişileri sever. Dolayısıyla tevbe edenleri sever. Tövbeyle temizlenenleri sever. Sevmek var. İnkar edenleri, kafirleri sevmez. La yuhibbul kafirin. Kibirlileri sevmez. Kendine şirk koyanları sevmez. Yani Allah'ta sevmek ve sevmemek vardır. Vardır. Eyvallah. Peki Allah'ın ayetle sabit buyurduğu beyanı üzerine sever, şunları sever, bu halleri sever. Bu hallerin ve bu sıfatların hepsi Resul-i Kibriya'da var mı? Sevmem dediklerinin zerresi var mı? Yok. Peki ona Habibullah demeyeceğiz de bana mı diyeceğiz? Estağfurullah. Eyvallah. Bu ne metin düşkünlüğüdür. Metin düşkünlüğüdür. Benim sana yazdığım bir not, senin bana yazdığın bir notta bile satır aralarında, satırda yazmayan bilgiler var. Mesela eve gittin, hanım yazmış, ben annemlere gidiyorum. Filanca yerde oturan annemlere gidiyorum diye yazıyor mu? Eyvallah. Ben annenlerdeyim, hani sen de, sana haber verme imkanım olmadı. Hem de merak etme veya teferruat. Biraz geç geleceğim veya yemek hazır filanca yerde, sen karnını doyur gibi notlar var. Yemek hazır dediği zaman ocağın üstünde mi dolapta mı diye yazmıyor. Çünkü sen biliyorsun. Bak, satır aralarında yazmayan ne bilgiler taati ediliyor. Bunu bir de ben biliyorum değil mi? Sadece başkası okusa bilmiyor. Bilmez. Eyvallah. Yani Resulullah biliyor. Eyvallah. Başkası okudu mu bilmez. Metincilerin kulağı çınlasın. Onun için söylüyorum. Eyvallah. Aşk da böyle bir şey. Ve biz bedene hapsedilmiş varlıklarız. Düşünce daha hürdür diyor Hazreti Mevlana. Mesela gözünü kapattın, kendini Kabe avlusunda hissettin. Bak, senin Kabe avlusuna gitmen için bedenen ne kadar zaman lazım. Evet. Ama gözünü kapatmasan bile ben oradayım dediğin anda bak düşünce ne kadar hızlı. Eyvallah. Süleyman Aleyhisselam beden olarak Saba melikesini Yemen'den Kudüs'e bir göz açıp kapayıncaya kadar getirdi mi? Eyvallah. Ayet getirdi demezsen kafir olursun. Getirdi. İşte sen sıradan bir kul olarak Peygamber Süleyman değilsin Aleyhisselam. Sıradan bir kul olarak kendini Kabe avlusuna, Huzur Hazreti Peygamberi'ye, yarinin olduğu yere götürebilirsin. Düşüncen senden daha hürdür. Eyvallah. Hürriyet lafı gelmişken şunu da arz edeyim. Biliyorsun İslam hukukunda şahit hürden olur. Köleden şahit olmaz. Bir tane hür vardır diyor Hazreti Pir. Biz ne kadar hür olursak olsun kendi takatimiz ve müsaade edilen yere kadar gideriz. Ve bu dünyada olur. Zihnen de hadi güneşe gittin, aya gittin falan, ne yaparsan yaptın. Ama o da yaratılmışlık hududu içindedir. Yaratılmışlık hududunu geçen, Cebrail de yaratılmışlık hududunda olduğu için bundan ileri geçemem ya Resulallah diye mazeret bildiren Cebrail'in geçtiği yer Efendimizin size-i münteha, yani yaratılmışlığın sonu. Onun için tek tek hür odur. Onun şehadeti makbuldür. Allah Allah. O Allah birdir. Tanrı Allah'tan ibarettir diyorsa öyledir. Öyledir. Ama bak hukuken. Neden? Çünkü büyük bir fakih. Eyvallah. Çok önemli bir fakih. Evet. Çünkü cahilden mürşit olur. Yani zahiri cahilden. Eyvallah. Körden de olur. Körden peygamber var. Ha, sağır ve desizden olmaz. Eyvallah. Çünkü duymuyor. Hem söyleyecek hem dinleyecek. Dinlemeden söyleyemez. Eyvallah. Onun için bizim son çıkan kitabın adı Dinle ki dinlenesin. Körden olur. Çünkü Şuayb Aleyhisselam var. Geçici bir sürede olsa Yakup Aleyhisselam var. Evet. Onun için oluyor. Hazreti Pir'in bu şekilde anlatması, meseleyi bu şekilde anlatması çok da basit anlanabilecek bir şey değil. Yani her kitabı okumak için belli bir öncelik, ön tahsil lazım. Evet. Dolayısıyla Hazreti Pir'in sözlerini de anlamak için bir ön tahsil lazım. Fıkıh bilmeden fıkıh olduğunu anlayamazsın. İşte onun için zahiri cahilden mürşit olur, yolbaşı olmaz. Eyvallah. Yolbaşı olmaz. Eyvallah. Hazreti Pir fıkıhta üstad. Hazreti Abdülkadir, o da fıkıh alemidir. Yani bir ilim sahibi olacak. Eyvallah. Yolbaşı olmak için. Bütün sair piran-ı kiramın hepsi öyledir. Aşk, tasavvufun genel kavramı içinde olmazsa olmaz bir takım unsurlar var. Aşk buna dahil. Evet. İrfan, takva, yardım, aşk. Bunlar mutlaka bir tasavvuf ekolünde ve mensubunda olacak. Eyvallah. Bunların sembol şahsiyetleri var. Eyvallah. Bütün tasavvuf ekollerince, yani bütün tarikatlarca kabul edilmiş sembol şahsiyetler. Ne gibi? Ebubekir Sıddık diyorsun. Diğerleri Ömer, sadık. Osman, Ali radıyallahu anhüm ecmain. Sadık değiller mi? Estağfurullah. Ama Ebubekir Efendimiz sembolü. Sembolü o. Faruk-u Azam, Ömerül Adil. Eyvallah. Ötekiler adil değil mi? Onda sembol olmuş. Sembol. Haya ve iman Osman Efendimiz'de. Ötekilerde iman yok mu? O diyorsa doğrudur diye kapı kapatan adam Ebubekir Efendimiz. Yani. Eyvallah. Ama sembol Hazreti Osman. Eyvallah. Gaza ve ilimde. Ötekiler daha mı az? Estağfurullah. Ama semboller bunlar. Hazreti Ali Efendimiz. Eyvallah. Tasavvufta da sembol. Zühdü Cüneyd. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri zühdün sembolü. Sembol. İrfan-ı Bayezid. Bayezid-i Bestami irfanın sembolü. Yardım da Hazreti Abdülkadir. Keramette Hazreti Ahmed Er-Rıfai. Sembol isimler. Ha işte daha uzatmayalım. Aşkta da Hazreti Mevlana. Kadiri, Rıfai, Halveti, Celveti, efendim Şazeli, aklına ne gelirse. Sadi, Nakşi. Hepsinin müşterek kabulü olarak. Müşterek kabulünde Hazreti Pir Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi aşkın sembol ismidir. Bu çok önemli. Aşk bazen söylenmezse durulmaz. Bazen kendi içinde intifa etmesi gerekirken öyle durur. Herkeste tecellisi ayrıdır. Hazreti Pir coşkun tabiatlı bir zat. Asabi bünye. Onun için böyle pek saçmalamalara falan pek müsaade etmez. Bize empoze edilmek istendiği gibi öyle hoş görelim, boş görelim, yiyelim, içelim, dönelim, üfleyelim. Öyle bir zat değildir. Çünkü hiçbir eserini okumamışlar. Öyle bir şey bizzat icat etmişler. Aynen Resul-i Kibriya Efendimiz Hazretlerinin de mübarek eliyle yetim başı okşardı. Eli kılıç kabzasını neyle tutardı? Ya. Uhud'da mızrağı neyle salladı? Kaç defa zırh giydi, harbetti. Eyvallah. Niye sade yetim başı okşamaya indirgiyorsun, sınırlıyorsun? Çok basit aslında. Bu bir oyun. Müslümanları sizin peygamberiniz de böyleydi diyerek pasifize etmek. Eyvallah. Sade yetim başı. Ben o yetimin başını okşamadan önce onu yetim bırakacak keratanın kafasını kesmekle mükellefim. Ben bir gazi peygamberin ümmetiyim aynı zamanda. Eyvallah. Rahim, merhametin en yücesi. Rauf, dost. Tamam ama gazi aynı zamanda. Ehli gaza. Eyvallah. O yetimin başını okşamadan önce onun yetim kalmasını önleyecek tedbirlerle mükellefim ben. Bunu unutturmaya çalışıyorlar. Hazreti Mevlana'yı da disiplinli, çok disiplinli bir zattır. Mevlevi tarikatının disiplini bütün tarikatlardakinden daha az değildir. Mesela Mevlevi tekkelerinde normal tekke dediğim büyük bir yerdir genellikle. İşte Konya'dan misal verelim. Evet. Mesela Selimiye Camii'nin yanındaki kapı Dervişan Kapısı. Arka tarafta kabristana açılan kapı Hamuşan Kapısı. Hamuş susmuş, Hamuşan susmuşlar. Yani ölmüş değil, göçmüş değil, sadece susmuş. Ki bazı kulaklar o susmuşluktan da beridir. Amin. Gider, sorar ve cevap alır. Eyvallah. Efendim, Çelebi Efendi Kapısı. Evet. Bir kapı daha vardır, pek gözükmez. Gizli yapılır. Küstah kapısı. Allah Allah. Terbiyesizlik eden, o yola aykırı davranan, ikaz edilmesine rağmen doğru yola girmeyen, kimin çıkardığını görüp kin beslemesin. Bak, korkudan değil. Allah kin Allah. Günahına bulaşmasın. Eyvallah. Diye başına çuval geçirilir ve o kapıdan dışarıya atılır. Öteki kapılar kullanılmaz. Böylesine disiplinli bir tarikattir. Kimden kaynaklanıyor bu disiplin? Tabii o tarikatın pirinden. Onun için Hazreti Mevlana çok disiplinli bir zattır. Bu disiplini bugünkü günümüzde terbiyeye davet ettiğin insandan aldığın ilk cevap, hürriyetime ve yaşam tarzıma karışıyorsun. Ya senin yaşam tarzın başkalarına zarar veriyorsa benim müdahale etmem benim hem vazifem hem hakkım. Ama aynı zamanda vazifem. Eyvallah. Başkasına zarar veriyor. Çekiyor kafayı, mahallede ateş ediyor. Balkonda oturan çocuğa bu kurşun isabet ediyor. Senin böyle bir hürriyetin yok. Eyvallah. Yaşam tarzı. Benim yaşam tarzım bu. Hayır. Serseriliğin adı. Serseriliğin adı, başıboşlukluğun adı hürriyet değildir. Ama aşkta hürriyet vardır. Çünkü biz tapınmadığımızı zannettiğimiz halde pek çok putumuz var. Ve bizden kulluk bekleyen pek çok kurum ve kurumları temsil eden kişi var. Başta eşlerimiz, zevç ve zevceler, çocuklar, iş, dükkan, okul. İstiyor da istiyor. Masa, kasa, kese. Oh! Bunların hepsi bizden kulluk istiyor ve biz bunların bazılarını ilah edinmişiz, farkında değiliz. Onların hatırı olsun diye Rabbimizin hatırını bıraktığımız oluyor. Genel toplum olarak. En çok da nefsimizin kuluyuz. Çünkü kimin sözünü dinliyorsan onun kulusundur. Eyvallah. Nefsimizin sözünü çok dinleyen insanlarız. Nefsin kuluyuz. Halbuki aşk oldu muydu? Kulluk da biter, efendilik de biter. Ben biterim çünkü. Ben yokum ki. Abdiyet meselesi olan. Ben yokum ki. Eyvallah. İllahu illahu. Peki bu aşk dediğin insan, ya dünyanın fani olduğunu biliyorsun, görüyorsun ama bir türlü içine sindiremiyorsun. Hiç ölmeyecekmiş gibisin. Halbuki bir sürü işaretler geliyor. Bu sakallar vaktiyle simsiyahtı, pantolon rengindeydi. Bembeyaz oldu. Yürürken, koşarken şimdi ya mesafe azaldı ya nefes çoğaldı. Olduk. Her şeyde bir ikaz var. Yavaş yavaş gidiyorsun, farkında ol. Hiç umurumuzda değil o ikazlar. Hiç ya, ölmeyecekmiş gibi. Bu faniliği idrak edemediğimiz gibi insanlar arasındaki adına aşk denilen meylin adını da aşk koymuşuz. O ayrı, bitmeyecek zannediyoruz. Yani mahluk olmak itibariyle mi faniliği var? O manada mı? Dünya faniliği. Dünya faniliği. Eyvallah. Ama bakiye aşık olursan onun faniliği yok, biticiliği yok onun. Peki aşk burada bir vasıta mıdır? Vasıta değildir, gayedir. Çünkü aşkta vuslat vardır. Peki vuslat olunca aşk kalır mı? Lüzum yok. Evet. Çünkü vuslat olunca sen yoksun. Yani yağan yağmur taneleri denizin üstüne yağmaktayken hepsi birer birey mi? Eyvallah. Denize düştüğü anda ne? Deniz. Deniz. Bir kere bireylikten denizliğe çıkıyorsun. Terfi ediyor. Bu deniz üstelik de dünyanın 3/4'ü. Eyvallah. Dünyadan misal verirsek. Eyvallah. Yani Karadeniz, Azak Denizi'ne, ufacık denize veya Marmara Denizi'ne düşsen netice itibariyle Çanakkale'den Akdeniz'e, Cebeli Tarık'tan okyanusa, okyanuslar zaten birleşik. Eyvallah. İsimlendirme olarak. Eyvallah. Hint'ti, Atlas'tı, Pasifik'ti isimlendiriyorsun ama denizler bitti. Sen yağdın Azak Denizi'nde, yağdın Çin Denizi'nde ama Bering Boğazı'ndan çıkabiliyorsun. Yani yok oluş var. Evet. Ama yok oluş bitiş değil. Bir başka varda varoluşun adı benim yok olmam. Aşk budur işte. Eyvallah. Bunu böyle anlamak zor. Biz iyisi mi kendi kendimize birbirimize olan muhabbetimizi, meylimizi, arzumuzu, istifade etme isteğimizi buna var. Buna biz aşk diyelim, kolay olsun. Öyle yapıyoruz. Çünkü aşkın yeri bedende değildir. Eyvallah. Gönüldedir. Gönülün sınırı yoktur. İhtiyacı da yoktur. Bedeni. Beden olmadığı için. Eyvallah. Biz bedenimizin ihtiyacına da aşk diyoruz galiba. Olmaz. Öyle değil. Süfliyata gidiyor iş biraz. Tabii süfli. İki gönül arasındaki ilişkidir aşk. Dolayısıyla cinsiyette yer yoktur. Yani kadın kadına aşık olabilir. Erkek erkeğe aşık olabilir. Kadın erkeğe aşık olabilir. Çocuk büyüğe, büyük çocuğa, ne bileyim, hepsi birbirine aşık olabilir. Çünkü onların da gönlü var. Eyvallah. Yaptığın bir esere de aşık olabilirsin. Bir hattat zat var. Milyar versen o hattı satmıyor. Bunu bana Resulullah emretti. Yazdım, evimde duracak diyor. Allah Allah. Aşk bu işte ya. Eyvallah. Ben bir kendi yaptığı levha, hat levhasıyla aşık. Neden? Aşık olduğunun emri olduğu için aşık. Bak o da aşkın şubeleri de var böyle. Eyvallah. Allah'ta sevmek olduğu için kulda da sevmek vardır. Var. Eğer biz Esma-i Hüsna'yı doğru dürüst anlasak ve Esma-i Hüsna'nın insana Hazreti Adem vasıtasıyla verildiğini anlasak, bir takım bu işi anlamayanların iftira ettikleri gibi tanrılık taslamayız. Çünkü ilah kelimesi esma değildir. Eyvallah. İlahı ki Adem'e vermemiştir Rabbimiz. Dolayısıyla o gelmez. Ama Allah da kayyum, ben de kayyumum. O kayyumu mutlak. Ben kayyumun nisbi. Ben kimleri kayırabilirim? Seni seviyorum, seni kayırırım. Çoluk çocuğumu kayırırım. Memleketimi, milletimi kayırırım. Evet. Başka? Kara gecede, kara taş üstünde, kara karıncayı kayıramam. O mutlak olan. Mutlak olan. Ben de kerimim. Evet. Fakirhaneye geldiğin zaman bir çay kaşığı, bir bardak su veriyorum sana yani. Evet. Ne bu? İkram ediyorum. Kerimim. Ne kadar? Sana bir bardak su verecek kadar. Kerimi mutlak, kendini inkar edene böyle ikram ediyor. İnkar edene ikram eden Allah. Bunun gibi bütün esma böyle. Peki bizde üzülmek, kızmak var mı? Var. Allah'ta da var. Eğer Allah'ı seversen, üzmek istemezsin. Yani babandan dayak yerim korkusuyla onun yasakladığı bir şeyi yapmamak başka bir şey. Ya babam bunu bana yasakladı, yaptığımı görürse üzülür demek başka bir şey. Takvaya İkisini gidiyoruz. İkisini de yani yapmıyorsun. Eyvallah. Hangisi makbul? Üzülmesin diye yapmamak. Ve bize maalesef öyle öğrettiler. Büyüklerini saymak, küçüklerini sevmek. Bir kere büyük küçük kim? Bunu tanıtmadılar. Sadece yaş, yani madde ölçüsü koydular. Benden evvel dünyaya gelen benim büyüğümdür. Benden sonra dünyayı... Ne münasebet? 13 yaşımda Hafız Efendi. Ben mi büyüğüm, o mu büyük? O büyük. O büyük. Çok bariz bir örnek var zaten izden duyduğumuz. Hazreti Abbas'a sorulan soru. Heh. Yani Resulullah mı büyük, sen mi büyüksün ya Abbas diye sormuşlar. Araları az ya onların yaş itibariyle. Ben daha evvel dünyaya gelmişim ama Resulullah büyüktür diyor. Allah Allah. Bu kadar nazik bir cevap olamaz. Bu nezaketi kullanabilmek için bela büyük küçüğü tanımak lazım. Evet. Ayrıca büyüklerini saymak. Ben sadece sayacak mıyım büyüklerini? Yani saygı mı göstereceğim? Evet, sevmeyecek miyim? Evet. Bu nasıl bir öğretidir ya? Evet. Nasıl bir öğreti bu? Veya küçükleri de saygı duymayacak mıyız? Ha, saygı duymayacak mıyım? Yaşı küçük diye. Halbuki bak İslam terbiyesi öyle demiyor. Yaşı küçük olana da saygı duyacaksın. Benim kadar günah işlememiştir diye. yaşaya büyüye de saygı duyacaksın. Benden daha çok ibadet etmiştir diye. Eyvallah. Yani Allah baha Allah'ı değil, bahane Allah'ı olduğu gibi biz de sevgi ve saygı göstermede, bak göstermede, duymada değil. Duymak eyvallah. Başka bir şeydir. Allah gibi olacağız. Yani bahane bulacağız. Eyvallah. İşte o namaz fazla, bu namaz fazla, işte nereden çıkardınız 5 vakit namazdan gayrı bir 5 vakitte nafileyi, yok işte 8 rekattı teravih. Bunların hiçbiri kendilerine sormuyorlar mı ki? Bir Müslüman namaz kılmak için mi kendine bahane arayacak, kılmamak için mi? Eyvallah. Bu sevgisiyle orantılı herhalde. Bu mükellefiyetleri eda edip, devlet memuru zihniyeti bu. Bir takım devlet memurları işin yapılması peşinde koşmazlar. Müfettiş geldiğinde dosyada eksik kağıt olmasın peşinde koşarlar. Bana bir mesuliyet tereddüt etmesin. İş olmuş olmamış umurunda değil. Bu devlet memuru zihniyetiyle ibadet edenler bunlar işte. Salla başını al maaşını. Eyvallah. O zihniyet bu. Halbuki devlet seni oraya işler görülsün, vatandaşın işi yapılsın, milletin işi yapılsın diye koydu. Eyvallah. Eğer hata eden olursa da olmasın veya yayılmasın diye müfettiş kurumunu, teftiş kurumunu koydu. Eyvallah. Sen müfettişin hizmetkarı değilsin, sen milletin hizmetkarısın. Eyvallah. Yanlış yapma bahasına iyi niyetli oldu mu merak etme. Senin yanlış zannettiğin şeyi Allah düzeltir. Yeter ki sen de millete hizmet etmek. Şahsi menfaat temin etmek. Bu menfaat ne biliyor musun? İlle para kazanmak, zarf almak değil. Mesai saatinde oturup yan gelip yatmak da bir şahsi menfaattir. Eyvallah. Bunu da yapamazsın. Eyvallah. Çünkü sana çalış diye devlet para veriyor. Devlet dediğin ne? Milletin kabul ettiği bir kurum. Devlet bir hükmü şahsiyet ama sanal bir şeydir. Eyvallah. Esas millet var. Tabii. Hasılı bahane olan, yani kulunu affetmeye, mükafat vermeye bahane bulan Allah gibi sen de hizmet etmeye, ibadet etmeye bahane mi arayacaksın, yoksa sıyırtmadan mı yapacaksın? Muhabbet ve aşk oldu muydu, sıyırtmadan yapamazsın zaten. Eyvallah. Sıyırtma yapamazsın. Eyvallah. İnsan sevdiğine saygısızlık yapabilir mi? Asla. Ama sevmediğine saygı gösterisinde bulunabilir. Çünkü saygıya riya girer. O zaman onda bir riya olacak değil mi? Sevgisiz olduğu zaman. Menfaat de var. Bir arkadaşımız maddi durumu da iyi değil. Genç. Henüz askere gitmemiş. Ama kalın bir memurun, yani maddi durumu iyi bir memur, yüksek maaşlı bir memurun kızına aşık olmuş. Olur ha. O memur bey de namazlı abdestli bir bey. Cuma'ya falan gidiyor. Beni görsün diye Cuma'ya gidiyor. Yani öbür gün inşallah kızını istereceğim diye. Cuma'ya mutlaka o müdür beyin gözüne gözükecek bir yerde duruyor. Falan. Sonra kısmet oluyor falan. Şimdi Toronto'sun sahibi falan. Neyse. Hatta hacca bile gitti. Kaç sene önce hacca da gitti. Kayınpeder görsün diye mi gitti ona? Ona hakikaten gitti. Ona. Neden? Şimdi kayınpeder görsün diye gittikleri, dedim ki o cuma namazlarının hepsi artık gümlemiştir. Sen onun yerine öğle namazını kaza edeceksin. Doğru dedi. Abdullah İbni Selül. Münafıkların reisi ve insanların en aşağı seviyesi. Kafirden aşağı, müşrikten aşağı. Münafık. Huzur Hazreti Peygamberi, hele Mescid-i Nebi'de dünyada ulaşılması mümkün olmayan en yüce, en yüksek huzur, makam. Eyvallah. O en yüce makamda o herif var mıydı? Ve Resulullah'ın arkasında yatıp kalkıyor muydu? Ya. Namaz kılıyordu diyemeyiz, kafir çünkü. Yani münafık, kafirden beter. Demek ki görüntüde, ritüelde riya olur. Muhabbette riya olmaz. Olmaz. Bizim İstanbul'umuzun büyüğü, yani her yerin büyüğü de Özel olarak İstanbul'da olduğu için Eyüp Sultan diye bildiğimiz Halid bin Zeyd Hazretleri. Efendimiz Hazretleri'nin validesinin dayızadesi. Eyvallah. Akrabalık da var. Eyvallah. Hayber'den dönerlerken Safiye validemizle, yani Hayber Kalesi kumandanının kızı, yani bir şeref bahşetmiş olmak için Resulullah izdivacına talep oluyor. O da zaten rüyasını falan görmüş Safiye validemiz. Eyvallah. Efendim. Biliyor yani öyle bir şey olacağını. Tabii. Ve düğün, yani düğün değil, nikah olacak. Fakat Hayber Medine'ye uzak bir yer. Çok uzak bir yer. Eyvallah. Tabii oraya böyle başlayıp da böyle tır tır yürümekle gitmiyor. Menzil gidiyor. Evet. Tabii geceleniyor, konaklanıyor. Ya vakite göre, ya mahalle göre menziller var. Eyvallah. Birinci menzilde yapalım nikah. Müsaade ederseniz ya Resulallah yapmayalım. Burası daha Yahudi bölgesine yakın. Hayber'e yakın. Biraz daha gidelim. İkinci menzilde yapalım. Olur ki bir zarara erişir. İstişarenin ve niyetin güzelliğine bak ve Efendimizin haline bak. Peki Haletciğim, peki ikinci menzile. Sabah namazı vakti geliyor. Efendimiz çadırdan çıkıyor. Halid bin Zeyd, Ebayyübül Ensari dolanıyor. Ne yapıyorsun Halid? Ya Resulallah, her ihtimale karşı yine bir belki zarar edişi diye ben bu civarda hep sabaha kadar dolaştım diyor. Kim dedi ona dolaş diye? Muhabbet dedi. Muhabbet. Aşk dedi. Öyle bir şey ki yani ondan misal vermiş olalım. Allah şefaatine nail etsin. Amin. İki katlı evi var malum Medine'de. Eyvallah. Tabi tazim için üst katta durdu. Efendimizin cevabına bak. Halit, bana gelen giden çok olur. Hem merdiven gıcırtısı hem tepende patırtı olur. Ben alt katta kalayım. 8 ay boyunca Hazreti Halit topuğuna basmamış evde, biliyor musun? Allah Allah. Parmaklarının ucundan yürüyor. Topuğuna basmamış. Olur ki aşağı attık sesi gider. Sesi gider, Efendimiz rahatsız olurlar diye. Bunu yaptıran kudret, kuvvet nedir? İşte buna aç derler. Aç budur. Vereceksin. Biz karşımızdakinden özellikle cinsel olarak istifade etmek için duyduğumuz arzuya aç diyoruz. Nefsaniyetimiz o bizim. Ondan istifade etmek bir tarafa, almak bir tarafa, istemeyi düşünmek aşka sığmaz. Onun için tasavvufun zemini de, temeli de, tavanı da aşktır. Ehli tasavvuf kimseden bir şey istemez. Onun için kaide konmuştur ki istersem elimi, reddedersem dilimi kessinler. Allah Allah. Çünkü faili hakiki Allah-u Zülcelal'dir. Sana bir şey veren Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma değildir. O vasıtadır. Allah veriyor. Reddedemezsin. Eyvallah. Ama bir şey isteyemezsin. İsteyemezsin. Çünkü istemek aşka muhalif. Vermek mesleğidir. Yani salikin silki vermekledir. Eyvallah. Ne verebilirsin? Ya Efendimiz diyor ki, buyuruyor ki, tebessüm sadakadır. Eyvallah. Ulan hiçbir şey vermiyorsan güler yüz ver. Eyvallah. Bu kadar. Güzel konuş. Yumuşak konuş. Ha, terbiye babında sert de konuşulur. Eyvallah. Şimdi bir sarhoşu veya bir hastayı ayıltmak için yüzüne vurduğun tokat. Evet. Şiddet midir, şefkat midir? Şefkattir. Ayıltmak için. Sarsıyorsun ki hani işte kan deveran bilmem ne oluyorsa oluyor. Eyvallah. Doktorlar anlatsın onu. Ama oluyor. Eyvallah. Veya çocuk ikide bir sobaya yanaşıyor. Gerçi soba kalmadığı için. Balkonun tepesine yanaşıyor. Kitleyeceksin. Bütün tedbirleri alacaksın. Yine yani dünyada muzurluk ise çocuk milleti icat eder. O ayrı mesele. Yine yapıyorsa canını acıtmak kastıyla mı, düşme tehlikesini önlemek kastıyla mı? Bir tane vurursun. Evet. Bu kadar olay. Hırsını almak için adam dövmek muhabbetten biraz behresi olan da olmaz. Olmamalı. Evet. Neden olmaz? Çünkü insan şekil itibariyle Nur-u Muhammediye'ye benzediği için mübarektir. Onun için ölüsüne bile eziyet edemezsin. Fransızların Cezayir'de, Belçikalıların Kongo'da yaptıkları gibi cesetlerin kulaklarını ve burunlarını kesemezsin. Nereden çıktı bu diyeceksin? Yaptılar da ondan. Biri 1901'lerde Leopold'un, Belçika Kralı Leopold'un Kongo'da yaptığı zulümdür. Belli bir miktar kauçuk ham maddesi temin etmeyen köylülerin burunlarını ve kulaklarını kesmiştir. 50'li yılların ortalarına kadar da Cezayir'in Şeyh Abdülkadir riyasetindeki hürriyet mücadelesinde de Fransız generaller ve subaylar yapmışlardır. Medeni Avrupa. Ne medenisi ya? Hırsız düpedüz ya. Zenginlik ölçü değildir. Kaynak ölçüdür. Hazreti Abdülkadir de çok zengin. Evet. Geylani. Hazreti Ebu'l-Ali Şazeli de çok zengin. İmam-ı Azam Ebu Hanife de çok zengin. Kervanları var. Evet. Ama hepsinin parası cüzdanında. Hiçbirinin vicdanına girmemiş. Eyvallah. Çıkartması kolay. Çünkü Allah parayı cebimizde çok, gönlümüzde yok etsin. Amin. Dünyanın işi parayla görülür. Zekat parayla verilir. Hayır, evet, parayla yapılır. Falan. Tamam da cebinin yerine gönlüne koyarsan gönüle sadece Allah girer. Kabe bünyadı halili azarest, dil nazargahı celili ekberest. Gönül Allah'ın nazar kıldığı evi gibidir. Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı binadır. Hangisi daha yüksek? Bu Kabe'yi aşağılamak değil. Estağfurullah. Yere göğe sığmayan bir müminin kalbidir. Mekanlardan münezzehtir senin zat-ı şerifin cana. Nedir bu kalbimde mihman olduğun cana? Allah Allah. Yerlere göklere sığmıyorsun, kalbime sığıyorsun. Bunu söylemek için de aşık olmak lazımdır. Aşk söyletir. Ha bazen de işte Hazreti Mevlana da şeyi söyletmiş. Mesnevi-i Şerif'i söyletmiş. Özellikle Mesnevi-i Şerif. Divan-ı Kebir de var tabii. Eyvallah. Bazılarını da hiç söylemezler. Dışarıya vurmaz. Hafi kalır. İçinde kalır. Zamanı gelince o aşk ateşinden ısınacak başkaları vardır. Onun için mi muhafaza ediyor? Evet. Bu zamanının gelmesi illa dünyada da olmaz. Çünkü dünya hayatı fanidir. İnsan hayatı fani değildir. Eyvallah. Allah kendi nefesinden, ruhundan ruh üflediği, Nur-u Muhammedi'yi verdiği, esmasını verdiği ve yeryüzünde kendini halife kıldığı Hazreti insanı yok olsun diye yaratmamıştır. Eyvallah. Eyvallah. Ol emriyle başlamıştır. Ta ebeden devam eder. Devam eder. Nasıl devam eder? Ruh halindeyken biz cevap vermedik mi Rabbimize? Elestü bi rabbiküm de. Kalu bela. Eyvallah, eyvallah. Sonra ana rahminde bir müddet yaşamadık mı? Evet. Yani yaşamanın belirtileri değil mi? Büyümek. Evet. Beslenmek. Orada bir hayatımız vardı. Orada bir. Şimdi burada bir hayatımız var. O hayatımız faniydi, bitti. Buradaki hayatımız fani, bitecek. Ahirette bir hayat var. Nereden çıkarıyorsun? Ya kabir, ya cennetten bir bahçe, ya cehennemden bir çukur diyen peygambere inanmıyor musun? Sağ ol. Böyle dememiştir. Hadisi yoktur. Yok. Peki. Tarihi vaka var. Bedir'de müşrikler geberdiği zaman Efendimiz insana olan hürmetinden dolayı onların cesetlerini kurda kuşa bırakmayıp bir çukura gömdürüp sonra başlarına gidip iyi mi oldu böyle yaptınız da beni dinlemediniz? Bak dünyanız da berbat oldu, ahiretiniz de berbat oldu diye konuşmadı mı? Hatta Bedir ashabı ki haklarında ayet nazil olmuş mübarek kişiler. Ya Resulullah söylüyorsunuz da bunu anlarlar mı, duyarlar mı? Duyarlar. Cevap vermeye kadir olamazlar. Eyvallah. Bu bir tarihi vaka mı? Hadis falan değil bu. Vaka bu. Amin. Hazreti İbrahim bin Resulillah. En küçük yavrusu. Kucağında vefat ettikten sonra yine ona hitaben ey oğulcuğum selam olsun o kavuşma gününe ki o kavuşma günü olmasaydı senin ayrılığına tahammül edemezdim. Senin ayrı ona hitap ediyor. Eyvallah. Ya Rabbi ona öyle bir şey yapmasaydın ben yavrumun acısına tahammül edemez demiyor. Senin ayrılığına diyor. Muhatabına söylüyor. Muhatap ölü. Bebek. Ölü. Demek ki öyle bir şey yok. Eyvallah. Hatta canlı cansız diye bir şey yok. Bunu da doğru anlamak lazım. Yani sevmek, aşk bunları insana öğretir ha. Bize öğrettiler işte cemaat, nebatat, hayvanat, insanat falan. Uhud beni sever, ben Uhud'u severim. Var mı? Var. Uhud ne? Dağ. Dağ taş. Taş. Onda sevilmek Efendimiz seviyor. Ve onda da sevmek Efendimiz'i seviyor. Resulullah söylüyor. Yalan olması mümkün değil. Demek ki var. Ve bunu yani Efendimiz'in sözünün ispatı hadi elbette haceti yok ama ben bunu denedim. Bizim bir arkadaşımız, kardeşimiz var biliyorsun. Mermerci. Alıp satan değil yani işleyen, ocak evet. işleyen. İşte bir sürü dağdan taş alma sistemleri var. İşte eski sistemde delik deliyorsun, dinamiti koyuyorsun, patlıyor. İşte oradan bir kaya düşüyor. Onu kesiyorlar, biçiyorlar filan. Bir de telli kesme sistemi var. Hı. Hiç patlamıyor. Sadece bir delik deliyorsun. Oraya da desterenin, tabii çelik desterenin ucunu geçiriyorsun. Sonra testere döndükçe hem firesi azalıyor tabii. Hem canı yanmıyor. Allah. Nereden çıkardın? Denettim. Fabrikası da var arkadaşımız. Patlatarak elde ettiğin bir levha ile keserek elde ettiğin bloktan alınan bir levhayı aynı makinede cilaya koy. Yaptı. Sağ olsun. Keserek çıkarılan levha pırıl. Öteki pırıl. O ızdıraptan geliyor. Evet. O da anlıyor. Onun da canı var. Madem ki yer ve gök arasındaki her şey Allah'a tesbih ediyor. Onun da canı var. Onun da molekülü yok mu? Var. Çekirdeği ve etrafındaki elektronları, protonu, nötronu yok mu? Var. Canı var. Eyvallah. Dağa taşa bile muhabbet. İşte aşk bunları kazandırır insana. Eyvallah. Nasıl kazanılır? Bu bir duygudur. Ben duygumu gönül ferman dinlemiyor. Padişahın fermanı değil. Benim kendi aklımın verdiği fermanı bile dinlemiyor. Öylesine hür. Ya şunu sevme desen dinler mi? Dinlemez. Dinlemez. Onu bile dinlemeyen gönül bu meselelere aşık olabilmek için birini sevmesi lazım. Yani istidadını mı ortaya koymalı? Her gönülde sevgi vardır. Eyvallah. Sen onu nefsinden kapatmazsan. Güneşi çamurla sıvayamazsın, balçıkla sıvayamazsın. Ama güneşi gördüğün yere, pencereye balçık sıvarsın. Eyvallah. Güneşi sıvadım zannedersin. Hatta gözüne dünya gözlüğü takar, güneşi göremeyebilirsin. Ama gözlüğünü çıkarmak lazım. Bu insandan insana olur. Peygamberler genellikle bu gaflet gözünü çıkarma vazifesini taşırlar. Eyvallah. Sevgi oldu mu, dünyada hallolmayacak hiçbir mesele yoktur. Tahsilden, terbiyeden tut da beşeri münasebetlere, bütün kainatla ilgili tefekküre varıncaya kadar her şeyi muhabbet çözer, aşk çözer. Eyvallah. Biz bu aşkı çok ucuzlattık. Neden? Çünkü her şeyi ucuzlattık. Yani bir toplumun veya bir kişinin bir takım kurumları çok ciddi, pahalı Ötekiler ucuz. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. Her kurum birden ucuzlar veya her kurum birden pahalılaşır. Eyvallah. Çok şükür şimdi memleketimizde eskisi gibi kuyruklar yok. Ya kuyrukta adam atlatmak marifet sayılan bir nesilden geliyorum ben. Hak yemenin yani. Tüp gaz kuyruğu, margarin yağı kuyruğu, benzin kuyruğu. Bunları gördük, yaşadık. Yani ben 2. Dünya Harbi'ni yaşamış bir adam değilim ama benim eski yapraklı nüfus kağıdımda hala benzin şeyi var. Söyleyiver adam. Damgası var. Damgası. Tabii 74'lerde filan galiba. O zamanda. Efendim. Kuyrukta adam atladı. Bırak kuyruğu, hadi geçti çok şükür. Allah bir daha öyle kıtlıklar göstermesin. Bugün trafik bolluğu var. Önündeki adamın önüne geçmek kaç saniye kazandırıyor? Hesaba geldi. Peki o kadar saniyeyi kazanmak için yan tarafa doğru bastığın gaz ve hemen öteki arabanın önüne geçer geçmez yaptığın fren, balatana ve benzin harcamana fazlalık getiriyor mu? Her halükarda zarardasın. Ama bunu marifet kazanç zannediyoruz. Kaybı kazanç zanneden bir zihniyette muhabbet olmaz. Evet. Öyle hak yememeyi öğreneceksin. Yani aşk bir duygudur ama kazanılır. Ve genel bir kaide var. Allah-u Zülcelal varlığı bilinirse öğrenilir. Resulullah tanındıkça sevilir. Tanımadan sevemez. Evvela bir de bu Allah aşkı, bilmem ne aşkı falan filan, her cins mahluk kendi cinsine aşık olur. Allah yarattığı her türlü cinsten münezzehtir, beridir. Eyvallah. Dolayısıyla kul kısmı Allah'a aşık olamaz. Evvela bunu öğreneceğiz. Eyvallah. İnsan insana aşık olur. Ben efendim atına aşık. Yok lan, atını çok seviyor. Köpeğine aşık. Hayır, köpeğini çok seviyor. Eyvallah. Karısına aşık. Hayır, karısını çok seviyor. Açık. Çok seviyor, tamam. Yeter o. Dünya hali zaten. Aşk olması için Resulullah'ı seveceksin. Çünkü insandan kasıt. Dünyada bir tane insan var Enes. Eyvallah. O da Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diğerleri selam verdiğimiz, tazimle andığımız, gözümüzü yaşartan sevdiklerimiz Resulullah'a yakın oldukları için severiz. Yakın oldukları ne kadar yakınlıkları varsa o kadar yüksek insanlardır. Eyvallah. Ama insan bir tanedir. İşte ona aşık olmak. Ona aşık olmak için Allah'ı, nasıl diyor Efendimiz? Allah'ı eserleri ile görebilirsiniz. Evet. Zatını tefekkür etmeyin. Eyvallah. Biz de bütün kainat Resulullah'ın yüzü hürmetine yaratılmadı mı? Amin. Tamam. Yaratıcıyı sevmek başka. Bir de yüzü hürmetine yaratılan var. Yani şu lambanın estetiğini görüp o lambanın estetiği bile Efendimizin yüzü hürmetine yaratıldı demeye başladığın zaman güzel bir dere kenarı, çağlayan, kar yağmış güzel bir çam ağacı vesaire vesaire. Yavrun, evladın, sevgilin hepsi dahil. Onu da yaratan Allah ama Efendimiz hürmetine yarattı. Ben Allah'ı anlamam mümkün değil. İdrak etmem mümkün değil. Ama sebebi hılkati alem olan Resulullah'ı anlayabilirim, tanıyabilirim. Ne kadar? Kendi miktarım kadar. Onun asli varlığıyla elbette değil. O gözden baktın mıydı Resulullah'ı seversin. Eyvallah. Şimdi. Bu biraz iddialı laf gibi gelmesin hiç kimseye. Ben ne dediğimi bilen bir adamım. Daha meczup olmadım. Allah ve Resulünü ayırmak şaşılıktır. Çünkü İslam su gibidir. H2O. Hidrojen olmazsa su olmaz. Oksijen olmazsa su olmaz. Hidrojen ve oksijen ikisi de yanıcı gazdır. Yanıcı ve yakıcı gazdır. Belli bir oranda birleşti miydi, yangını söndüren su olur. İçinin yangını dahil. Eyvallah. İşte Allah ve Muhammed Aleyhisselam böyledir. Biri olmadan biri olmaz. Ben Allah'ı çok seviyorum ama Resulullah da neymiş canım? Allah muhafaza. Olmaz. Böyle cimbuzdan tutarlar adamı cehenneme koyarlar. Ya o Muhammed büyük adam be. Allah. Ama Resulullah yok. Muhammed var. Resulullah yok. Olmaz. O da olmaz. Mesela Bismarck. Alman Birliği'nin kurulmasının temellerini atan Prusya Prensi, Başbakan Bismarck. Sultanahmet hakkında söylediği laf meşhurdur. Dünyada 100 akıl varsa 90'ı Sultanahmet'te, 5'i bende, 5'i de diğerlerinde diyor. Evet. Kendini de ayırıyor yine. %5 ama. Tabii. Bismarck diyor ki böyle gaybe hitap eder gibi. Ey Muhammed. Tabii bu gavur adeti. Müslümanlar Resul-i Kibriya'ya ismi şerifiyle hitap etmezler. Evet. Ya başına sonuna bir tazim lafı koyarlar veya lakabıyla, evet, sıfatıyla ya Resulallah denir. Ama ya Muhammed denmez. Evet. İsmiyle hitap etmek ayıptır. Müşrik adeti bir de değil mi? Bir de müşrik adetidir tabi. Cebrail aleyhisselam ile ya Resulullah diyor ya. Evet. Çocukları baba demiyor, torunları baba demiyor, dede demiyor. Ya Resulullah diyorlar hepsi. Efendim, ey Muhammed, senin zamanında yaşamadığıma, seni görmediğime esef ediyorum diyor. Bismarck söylüyor bunu. Evet. Voltaire'in sözleri var. Göte'nin sözleri var. Evet. Var var. Ama bunların hiçbiri Resulullah demediği için işe yaramaz. Yani bizim anladığımız var. Öyleyse Allah ve Resulü ayrımını kaldırın. Süleyman Çelebi'miz ne demiş be? Bile yazdım adın ile adımı. Sadece Allah olmuyor. Sadece Resul olmuyor. Olmuyor. Resulallah değil. Resulullah oluyor. İşte onun için ayırmamak lazım. Bu zemini hazırladıktan sonra bir ayet var. Ayetin baş tarafı daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Men yuti'ur rasule fakat ata Allah. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kelimesi ihtiva ettiği mana ile sınırlı değildir. Çünkü Allah sınırsızdır. Allah'ın ismi, sıfatı, hali, kelamı hepsi sınırsızdır. Eyvallah. Sınırlı değildir. Dolayısıyla bu ayeti itaat kelimesiyle sınırlandırmak fevkalade yanlıştır. Metincilerin işi o. Eyvallah. Burada itaat yazıyor. Başka şey koyamazsın. Koyarsın. Orada formül yazıyor. Sen itaatte kalmışsın. Orada kim ki Resulullah hakkında şöyleyse Allah için de öyledir. Yani kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ayetin metni. Formülü kullanırsak. İtaati çıkartalım. Kim ki Resulullah'a isyan ederse Allah muhafaza. Allah'a isyan etmiş olur. Böyle bana çıkmıyor mu? Tabii. Kim ki Resulullah'ı üzerse Allah'ı üzmüş olur. Kim Resulullah'ı överse Allah'ı övmüş olur. Kim Resulullah'ı severse Allah'ı sevmiş olur. Kim Resulullah'a aşık olursa Allah'a aşık olur. Bitti. Eyvallah. Bu kadar basit. Ama Allah'ın mahlukunu sevip beşeri aşktan, mecazi aşktan, bunlar edebiyatta olur. Edebiyat derslerinde olur. Eyvallah. Hakikatte böyle değildir. Allah'a aşık olmak için evvela Resulullah'a aşık olmayı ve onun zatıyla da sınırlı değil. O rahmeten lil alemin midir? Amin. Bak, Resulullah aşkını bir zata, Abdullah'tan olma, Amine'den doğma, Muhammed Mustafa'dan bahsetmeyeceksin. Sebebi hikmeti alem mi o? Amin. Bütün kainatı sevmektir. Resulullah'a aşık olmak. Onun sevdiğini sevmektir. Mesela huzuruna geldiği zaman kıyam ettiği, tazim buyurdu. Fatıma binti Esed'i sevmektir. Allah aşkına 83 milyonda Fatıma binti Esed'i bilen 83 kişi çıkar. Çıkar. Ama 8300 kişi çıkmaz. Emin ol 8300 kişi çıkmaz. kendisine 5 yaşından 25 yaşına kadar annelik yapan Hazreti Ali'nin annesi, Ebu Talib'in hanımı olan yengesi. Eyvallah. Hazreti Fatma'nın kayınvalidesi. Onu da bir seveceksin. Tabii. Neden? O seviyor, tazim ediyor. Ey Osmanlı Salih, benim için dua ediyor musun? Allah Allah. Bu damadı bu yani. Ama Salih lakabını veriyor. Hazreti Osman'ı sevmezsen Resulullah'ı sevmiyorsun demektir. Çünkü sevgi seven gibi olmaya gayret etmektir. Ona benzediğin kadar. Yani dedeni seviyorsun. Deden de yumurtalı pastırmalı yumurta severdi. Dedem seviyor diye sevemiyorsan sende muhabbet yok demektir. Yoktur. Çünkü sevgi öyle bir şey ki senin sevmediğin soğanı sana sevdirir. Dedem seviyordu diye. Seviyordu diye. Öyle bir şeydir sevgi. Eyvallah. Ya ben dedemi çok seviyorum ama onun çok sevdiği soğanlı yumurtayı sevmiyorum diyemezsin. O zaman sevgiyi tanımamışsın demektir. İşte aşk ve sevgi böyle bir şeydir. Bunun daha biz böyle çok basit misallerle arz etmeye çalıştık. Hazreti Mevlana'yı anlamak için, onun anlattığı aşkı anlamak için biraz ön tahsil lazımdır. Hadi ben de biraz Mesnevi okuyayım, biraz Divan-ı Kebir okuyayım da anlayayım demek haddini bilmezlik olur. Çünkü ben üniversite mezunuyum, sen de üniversite mezunusun. Buraya bir doktor hoca gelse, yani tıp hocası gelse, bize birer tane anatomi kitabı verse okur muyuz? Okuruz. Kaç tane kelimeyi anlamayız içinde? Çoğunu. Çoğunu anlamayız. Konuyu anlar mıyız? Eyvallah. Ama şimdi fizik, kimya, biyoloji okumamış adam ben anatomi kitabı okuyayım doktor olayım diyor kardeşim. Ameliyat yapayım diyor. Ha bir de üstelik o mütehassıs oldu da cerrah oldu bir de. Nerede o bolluk ya? Tabipler normal bir ilkorta lise okuyorlar mı? Eyvallah. Ondan sonra 4 senede bir şeyler okuyorlar mı? Sonra 2 senede hem okuyorlar hem yapıyorlar mı? Ondan sonra doktor oluyorlar. Eyvallah. Ondan sonra yine imtihanlara giriyorlar. Tabii. İşte bir kazanırsa istediği bir ihtisas alanını o ihtisasta bilmem kaç sene daha çalışıyor. Sonra mütehassıs oluyor. Eyvallah. Sen bir tane kitap okuyarak nasıl öğreneceksin ya? Yanlış anlıyoruz ondan sonra tabii orada söki. Tabii yanlış anlayınca o zaman yanlış anlatmaya başlıyoruz. Yani yarım doktor adamı ömründen, yarım alim adamı imanından edermiş. İşte bugün ortalıktaki vaziyet, manzara maalesef bu. Biz bir de yardım istemeyi öğrenmemiz lazım. Hazreti Mevlana'nın anlattığı aşkı öğrenmek için Hazreti Mevlana'ya tazimler sunarak elimizden gelen neyse okumak mı? 3 İhlas bir Fatiha mı? Hatim mi? 70.000 kelime-i tevhid mi? Cenab-ı Hakk'a dua mı? Neyse bir şeyler yaparak ya canım pirim efendim bana bunu öğrettiriver diye. Ulan sen Allah'tan değil de ölmüş adamdan yardım istiyorsun diyenlerin de beynine turp sıkayım. Allah Zülcelal kulu Rabbine yaklaştıracak vesilelere sıkı sarılın buyuruyor mu? Eyvallah. Bu da odur. Biz kimden isteyeceğimizi biliyoruz. Kimin ihsan sahibi olduğunu biliyoruz. Ama onun hatırını kıramayacağı, yani hatırını kırmamayı murad ettiği sevgilileri var. Eyvallah. Başta Habibi Zişan. Habibinin sevdiğini Allah'ın sevmemesi mümkün mü? Değil. Men bendeyi Kur'anem eger candarem, men haki rahi Muhammed muhtarem diyeni. Ulan biz bu halimizden, haddimiz olmadan seviyoruz da Resulullah mı sevmeyecek? Resulullah'ın sevdiğini Allah mı sevmeyecek? Ve o zatı onun hatırı için ya Rabbicim dediği zaman benim dediğimi mi kıracak? Ya. Kırar. Vallahi senin Allah'ın kırarsa kırar, belki kırmaz. Bitti o kadar. Allah'a itimat etmeyi öğrenin. Benden isteyin ki vereyim diyor. Evet. Duanız olmasa benim indimde ne kıymetiniz var? O duaya vesile katmak bizzat Efendimizin emri değil mi? Amin. Dualar semada asılı kalır. Ne zaman ki benim adımı, sıfatımı, eyvallah, vasfımı söylersiniz, o zaman yerine gider. Yani bugünkü anlayışla telefonu çıkardın, mesajı yazdın. Gönder tuşuna basmadan gidiyor mu? Gitmiyor. Gönder tuşu ismi şerifi Muhammed Mustafa'dır. Bu sadece gitmesi. Eyvallah. Kabulü ayrı bir mesele. Eyvallah. Onun için inşallah bu aşkı anlamak için aşkın sembolü olarak bütün büyüklerimizin kabul ettiği Hazreti Mevlana'nın himmetine boyun bükeriz. Eyvallah sultanım. Lütfettiniz. Huzurunuzda edepsizlik olacak ama hep zatenizden öğrendiğimiz bir şey olduğu için arz ediyorum. Hani bir akıl meselesini buyuruyor Hazreti Mevlana. Bataklığa. Baş meselesinde akıl batağa düşmüş eşek gibidir. Evet. Çırpındıkça batar. Dolayısıyla akılla veda edip aşka ulaşılır. Ve dolayısıyla bu zatenizin de lütfettiğiniz tüm bu kıymetleri akılla değil de gönülle dinleyip, gönülle tartıp oradan lezzet almak lazım. Evet. Lütfettiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin huzurunuzda olmak ayrı bir şeref. Estağfurullah. Estağfurullah. Efendim sohbetinizi dinlemek ayrı bir şeref oldu. Bizler için de, dinleyenlerimiz için de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, böylelikle bu programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir İlahiname programında tekrar birlikte oluncaya dek Allah'a emanet olun efendim.